Herkese selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile beraber sizlerleyim. Bugün videomun amacı aslında bir anda oluştu. Ben Ikea'ya gittim aslında arkadaşımla beraber. Sonra bir gaza geldim, bir şeyler oldu falan ve terası yenilemek üzere bazı malzemeler aldım. Yani terasın %80'ini bitirecek şekilde alışveriş yaptım bugün. Ben de tabii ki de orada o kısımda o heyecanda video çekmeyi unuttuğum için şu an eve geldim. Arabada eşyalar var. Hatta o kadar yoruldum ki eşyaları bile bıraktım. Birazdan almaya gideceğim. Eve geldim, hemen kameraya koştum ve video başlamak istedim. Çünkü size söz vermiştim. Terası yenilerken video çekecektim. Terası yenileme videosu çekecektim daha doğrusu. Şu an görüyorsunuz eski halini. Eski halini derken şu anki halini görüyorsunuz. Burayı kendi dokunuşlarımı katarak çok güzel bir teras yapacağım. Neyse, şimdi hava kararmadan şurayı bir hortumla bir yıkayayım. Burası çünkü pis. Burayı çok güzel kaplayacağım. Çok güzel sistemler yapacağım. Before after'ım mükemmel olacak buranın. Şimdi bir yemek yiyeyim, kendime geleyim. Ondan sonra yavaştan başlayacağım. Neden şu an akşam vakti başlayacaksın diye soracak olursanız, şu an çünkü saat 7.30-8 oldu. Hava kararacak birazdan. Çünkü heyecanlıyım. Bir anda aldım, alışveriş yaptım. Yarın sabaha bekleyemem ben burayı yapmak için. En azından bu akşam bir kısmını yapmak istiyorum ve bitirmek istiyorum. Öyle heyecanlandım ve bunu sizle paylaşmak istedim. O yüzden hemen koşa koşa kamerayı almaya geldim. Eşyalar aşağıda, arabada. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tarz bir anda çıkan videolar görebilmek adına beni takip edin. Bildirimleri açın. Çünkü her an her şekilde video atacağım bundan sonra. Her anımı sizle paylaşacağımı zaten söylemiştim. O zaman yavaştan geçelim mi? Ama önce arabadaki eşyaları almaya gidelim. Çünkü bayağı bir eşya var. Siz de göreceksiniz zaten şimdi. Şimdi otoparka geldim. Şunu söylemek istiyorum. Fiat 500'e ufak değil insanları şaşırtacak bir şey göstereceğim şimdi. O kadar çok şey aldık ki araba. Ben bile inanamadım yani. Hazır mıyız? Bu arada çiçek mahvolmadı, öyle görmeyin onu. O yatıyor, uzanıyor sadece. Muz ağacıymış bu. Yani bayağı bir şey aldım ya. Arkalara kadar gidiyor. Ön koltukta falan da var. Şurada masa falan var. Zeminler var. Bir sürü şey var. Hadi bir yerden başlayalım, yapalım şunları, taşıyalım. Merak mı ettin onları? Çiçeğimizin yaprağı birazcık kırılmış bir tanesi. Üzüldüm ona. Olsun, yeni bir tane açıyor burada. Bu arada hava o kadar sıcak ki ve 4 kat inip çıktım 3-4 kere. Görüyorsunuz. Belki de görünmüyordur bu. Neyse, ter içinde kaldım işte. Çok yoruldum. Eşyalar geldi. Şimdi yemek yiyeceğim. Ardından burayı yıkayacağım. Hava kararacak, yapacak bir şey yok ama işlemlere başlayacağım. Çünkü heyecanlıyım. Burası çok güzel olacak ya. Şu an before'unu göstereyim size birazcık. Şöyle alanlar var. Bu alanlara, ayağımın olduğu bu alanlara minder koymayı düşünüyorum. Bu masa değişecek. Bu geçici masaydı. Bu sandalyeler de şimdilik kalacak ama çok güzel bir masa aldım buraya. Ben başka olacak yani burası, onu söyleyebilirim. Aslında şuraya bir de böyle bir kapatacak bir alan olsa, şey olsa güzel olurdu, şemsiye. Çünkü çok yakınız diğer karşı komşuyla ya. Aramızda resmen 5 metre falan var yani. Birbirimizi görebiliyoruz sık sık ne yapıyorsak yani. O yüzden şöyle bir şemsiye olsa güzel olabilir. Ona da bakacağım. Yavaş yavaş. Masraflar bir anda olmaz. Neyse, terledim. Şimdi üşütmeyeyim ben burada, esiyor yavaştan. İçeri geçeyim, elimi yüzümü yıkayayım ve yemeğimi yiyeyim. Evet, yemeğimi yedim, kahvemi içtim, kendime geldim fakat çok mayıştım. Ama bu demek olmuyor ben bu işi yapmayacağım. Yapacağım tabii ki de. Şu an mayışmama rağmen, enerjimin düşmesine rağmen bu işe başlayacağım. Öncelikle size aldığım ürünleri göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi bahsettiğim üzere burada zeminlerim var. Bu zeminleri şuradaki zemine koyacağım ve daha şık ve daha güzel, daha kullanışlı olacak. Çünkü burası çok pisleniyor. Buradan sular ve pislikler içinden gidiyor, giderden devam ediyor, yok oluyor. O yüzden bu faydalı bir ürünmüş. 2 tane bundan aldım. Onun dışında buraya bir masa aldım. Bayağı büyük bir masa bu arada. Ondan daha büyük bir masa. Evet. Sonra oraya yastıklar aldım. 3 tane gri yastık aldım. Oraya birazcık gri tonlarıyla döşemek istiyorum. Burada çok güzel bir şezlong minderi gibi düşünün daha doğrusu. Çok uzun. 2 metre falan civarında. Bakayım hatta. 190'a 60'mış. Çok büyük ve yumuşak bir minder var diyebiliriz yani. Sonra şunların yanlarına takılmalık. Şöyle hatta göstereyim. Uçlar aldım. Sonra şöyle bir şey aldım. Bu çok hoşuma gitti. Bu çünkü iki tarafı kullanabiliyor. İsterseniz daha deminki gibi, isterseniz de böyle. Bunun içine işte çiçekler koyabilirsiniz ya da ne bileyim battaniye falan bir şeyler koyulabilir. Çok hoşuma gitti. Sonra şöyle çiçek aldım. Ben biliyorsunuz çiçek manyağı bir insan olduğum için. Ondan sonra şöyle bir bitki aldım. Bunun aynı zamanda saksısı da var. O da çok tatlı duruyor. Bir margarita daha aldım ve en güzel şey
Bir muz ağacı aldım arkadaşlar. Devasa bir muz ağacı ve fiyat performansı. Düşünüyorsanız mutlaka kaçırmayın derim. Fiyatı 150 lira arkadaşlar. İnanılmaz bir şey. Neredeyse 2 metre yakın, 1,5 metre falan civarında bir boyu var. Ve 150 lira. Bedava. Gerçekten çiçek piyasasını bilenler bilir. Böyle büyük bitkileri 150 lira vermek bedava gibi bir şey neredeyse. O zaman yavaştan masa açmaya başlayalım. Masadan başlayalım istiyorum. Masayı bir kurayım. Oradaki masayı bir yok edeyim. Sizi şuraya koyuyorum arkadaşlar. Evet, zemini bitirdim arkadaşlar ama bir sıkıntı oldu, eksik oldu. Eksik çıktı daha doğrusu. Ama alsaydım bir tane daha bu sefer fazla olacaktı. O yüzden o oranı tam ayarlayamadım. 6 tane yer açık kalmış oldu. Bir pakette de 9 tane çıkıyor. Alınabilirdi aslında, 3 tane de yedek olurdu. Şu an böyle oldu. Muhtemelen alacağım çünkü göze batıyor açıkçası. Şuraya gelmek istiyor. 4 buraya, 2 buraya alınmalı. Ama çok güzel oldu ya, şimdi havası değişmeye başladı terasın. Şimdi bir masayı alalım bakalım nasıl olacak, çok merak ettim. Yani... Güzelleşiyor. Gitgide güzelleşiyor. Şuraya bu arada şey düşünüyorum arkadaşlar. Beyaz taşlar düşünüyorum. Garip oluyor şu an ya. Tam böyle hayal ettiğim gibi olmadı aslında. Ufak dokunuşlarla bence o olacak. Ortamı sevdin mi? Arkadaşlar inanılmaz yoruldum ben şu anda ve bugünü bu şekilde kapatmak istiyorum. Bugün ne yaptım? Zemini yaptım. Şöyle gördüğünüz üzere zemini yaptım. Masayı kurdum. Şunları yaptım. Balkonu biraz temizledim. Öyle. Çiçekleri de öylesine koydum. Yani yoksa bunlar burada duracağından değil yani. Böyle gözüküyor şimdilik de. Bu bayağı değişecek tabii. Ya şuraya daha eklenecek. Ben buraya daha ışık kuracağım. Şu arka yaslanma aparatları olur. Şu iğrenç ışık gider. Mumlar gelir. Keyifli bir ortam olacak. Şimdilik böyle gözüküyor. Yavaş yavaş gün geçtikçe güzelleşecek. İzin verirseniz ben yatıyorum. Çünkü dün gece sabah ve bir video paylaştım bugün. Şimdi bir de üstüne hiç uyumadan bunu çektim. Yoruldum. O zaman bir sonraki gün ya da bir sonraki günden de sonraki gün görüşürüz. Bilmiyorum hangi gün kayda gireceğim ve buna devam edeceğim. Neyse ben yatıyorum. İyi geceler. Evet, yeni bir günden herkese merhaba. Bugün ertesi gün ve şu anda Ikea'ya tekrar gidiyorum çünkü eksik kalan bazı şeyler oldu. Siz de gördünüz zaten, parkeler eksik kalmıştı. Bir paket daha ondan almam gerekiyor. Onun dışında ışıklandırma alacağım. Dün ışıklandırma bakmayı unutmuşum. Işıklandırmayla böyle hani yılbaşı ışığı gibi olur ya, böyle beyaz ya da sarı, böyle sarmaşık gibi. Öyle bir şey alacağım. Bazı yerleri ışıklandıracağım. Başka, eğer beyaz taş varsa buradan beyaz taş alacağım. Yoksa başka yerlerden bulmaya çalışacağım. Öyle, şu an durum bu. Ikea'da tekrardan görüşmek üzere. Evet, dün de yapmıştım. Bugün de bayağı bir alışveriş oldu. Aslında gerçekten bir iki ürün için girip böyle bir sürü şeyle çıkıyorsunuz bu Ikea'da. Genel yani klasik Ikea. Evet, şimdi de Bauhaus'a geldim. Bazı eksiklikleri burada tamamlarım diye düşündüğümden dolayı. Umarım burada vardır istediğim şeyler. Yine bir sürü şey aldım. Gerçekten duramıyorum. Şemsiye ihtiyacım vardı, o aklıma geldi. Çünkü sabah çok güneş geliyor ve çok sıcak oluyor teras. Ayrıyeten karşı komşuya da çok yakınız. Hani karşı apartmanla da. Onunla da bir aramıza bir set koymuş olurum. Yani manzara olarak biraz kapatacağız birbirimizi. Evet, şimdi Dragos tarafına geldim. Burada böyle bir alan buldum. Gerçekten envai çeşit taşlar var. Bahçe mobilyası için kullanılacak her şey burada var. Aynı zamanda benim istediğim taş da burada. Gösteriyorum hemen. Şu taşı alacağım. Burada daha büyükleri var tabii. Birazcık daha küçükleri falan var. Ama benim istediğim bu. Buldum. Gerçekten günlerdir arıyorum ve sonunda buldum. İşte burada. Kaynağı buradaymış yani istediğim taşların. Ve bembeyazlar. Gerçekten tam istediğim gibi. Oo, bu böyle gidiyor bu arada. Bütün çuvallar böyle. Beyaz taş. Çok iyi. Vallahi kaynağını bulduk ya. Evet. Tekrardan Ikea'ya geldim. Niye geldim diyecek olursanız, son dokunuşları yapacağım. Bitti sayılır. Taşları aldım az evvel, gördünüz. Şimdi böyle birkaç yastık almayı düşünüyorum. Çünkü biraz boş kaldı orası. Yastıklarla doldurduğum zaman terası daha güzel olacak. Yani son bir bakayım dedim. Aklımda bir şey kalmasın. Çünkü mükemmeliyetçi bir insanım ben. Videoyu güzel bitirmek istiyorum. Terası güzel bir şekilde yenilemiş ve o şekilde bitirmek istiyorum. Şu an yastık cennetine geldim. Hangi renk, nasıl alacağım, ne yapacağım bilemiyorum. Karar vermek zor şu an. O kadar çok renk skalası var ki hangisini seçeceğimi bilemiyorum. Tek tek düşüneceğim vallahi. Burada biraz mesai harcayacağım yani açıkçası.
Evet, eve geldim şu anda. Şu taşları şuraya koydum. Bu taşları şimdi bu zeminlere, şurada gördüğünüz zeminlere koyacağım. Ama ondan önce bir detay daha var. Şöyle bir ışık aldım arkadaşlar. Bu ışığı taşların altına önce bir sereceğim. Sonra taşların üstünde bir ışık süzmesi göreceğiz. Yani gizli bir ışık sistemi yapmış olacağım. Bunu hayal ettim. Bakalım gerçekleşecek mi, çok merak ediyorum. Onun dışında buraya şemsiye aldım. O gün Bağustos'ta göstermiştim. Görmüştünüz ve kurdum onu. Gayet güzel oldu bence. Yani karşı komşuyla kapatıyor birbirimizi. Güzel oldu yani. Şöyle terası ayırdı o tarafla. Onun dışında Ikea'dan bugün şöyle bir yastık aldım. Çok güzel. Biraz pahalı ama güzel. Bağustos'tan aldığım şu asma şeyi buraya astım. Çok güzel durdu burada. Buraya ayrıca led ışık da koydum. Açarım akşam, görürsünüz. Bundan bir tane daha aldım ama o burada. Bunu nereye asacağımı şu an bilemedim. Ama güzelleşiyor ya. Gitgide güzelleşiyor. Bunu da bugün aldım. Şöyle oldu. Şimdilik hani yastıklar daha da güzel koyacağım, ayarlayacağım. Şimdilik böyle. Prizi şuradan çıkarttım. O da iyi oldu. Artık burada bir prizimiz var. Bunu sabitleyeceğim şurada bir yere. Çöp kutusu aldım. Şöyle bir çiçek aldım. Çok tatlı. Bunu taşların arasına koyacağım. Şurada bir yerde durur işte. Şimdi bu taşları şuradan başlayıp şöyle dizeceğim. Hatta şurada da bir kısım var. Oraya da dizeceğim. Ama ondan önce dediğim gibi ışıkları bir kuracağım. Hatta ışıkları da göstereyim. Şunları bir dizeceğim. Üstüne taşları koyacağım. Bakalım nasıl olacak, çok merak ediyorum. Öyle. Güzelleşiyor ya. Bitmek üzere. Son bir gün kaldı. Yarın size bitmiş halini güzelce göstereceğim ve çekeceğim. Şimdi düzenleme kısmı, siz de uzaktan izleyin bakalım beni. Çok güzel oldu. Gerçekten içime sindi. Tek merak ettiğim şey ışık yanacak mı, belli olacak mı? Gerçi şu an gündüz sayılır, belli olur mu bilmiyorum ama hemen deneyeceğim. Hatta sizle beraber deniyorum. Wow, çok iyi oldu be. Tabii bunun farklı modları var. Buradan modlarını değiştirebiliyorsunuz. Mesela ben muhtemelen bunu kullanacağım. Çok iyi oldu be. Bence gayet şık oldu. Tabii akşam daha belli olacak. Akşam size bir sürprizim var. Çok güzel bir şekilde çekeceğim burayı. Bitmek üzere zaten. Çok az şey kaldı. Şu son dokunuş mesela. Bunlar gibi son dokunuşlar var. Koyuyorum. Olmadı. Güzelleşiyor ya burası. Tatlı bir hal alıyor. Bu da şöyle bir ışık bu arada. Bu da göstermedim. Bu da akşam parlıyor. Çok güzel. Neyse, akşam görüşürüz. Çok heyecanlıyım. Akşam gördüğünüz üzere bitirmiştim ve çok güzel olmuştu. Şimdi sabahki halini size göstermek istiyorum. Hatta ben bile tam görmedim. Şu an kapalı böyle. Son dokunuşları yaptım ve muazzam oldu. Gerçekten akşam çok güzel gözüküyordu. Bakalım sabah nasılmış. Beğendiniz mi arkadaşlar? Gerçekten hayalimdekinin ötesinde oldu ya. Ben bu kadarını hayal etmemiştim. Güzelleşeceğinden emindim ama bu kadarını beklemiyordum. Gerçekten çok çok iyi oldu ya. Çok beğendim. Burası benim evimin bir odası gibi oldu ya. Gerçekten takılmalık, vakit geçirmelik bir alan yaptım kendime. Zaten malum İstanbul çok sıcak ve ben burada keyifli vakitler geçiririm, takılırım, çalışırım. Çok güzel oldu. Şimdi hep beraber eski haline bakalım. Eski halinden yeni haline neler değişmiş? Burası gerçekten kullanılmayan bir alandı ve hiç burada oturmadık. Gerçekten arkadaşlarım geliyordu, hiç takılmıyorduk bile burada. Kimsenin, benim dahil, çıkasım gelmiyordu buraya ama şimdi çok güzel oldu. Herkes buraya gelmek isteyecek. Bütün arkadaşlarımla burada takılacağım. Beraber yemekler yiyeceğiz, keyifli vakitler geçireceğiz. Tatlı bir ortam oldu açıkçası. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu tarz before after'lar olsun, evimdeki daha az değişiklikler olsun, böyle videoların gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Ben de o tarz videolar çekmeye devam edeyim. Başlayayım hatta. Böyle bir sürece başlayayım. Güzel oldu. Yıllardır beklediğim anı gerçekleştirmiş oldum. Çok hoşuma gitti. Çok mutluyum. Yani burada şu an oturup kurgu yapmak istiyorum. Bu videoyu kurgusunu burada yapacağım. Yani onu söyleyebilirim. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Sizin desteğinize her zaman ihtiyacım var biliyorsunuz. Öpüyorum sizi. Görüşmek üzere. Bye bye. Burada var ya, ne uyunur ya. Ben bu akşam burada uyurum.